yok bu yok. Bana diyorsun bak, ki Almanya. Şükürcü tayfa karşısındakini dinleyemiyor. Sadece şükür diyor. Bak. Sana bir şey söyleyeyim. Yani yanlış anlama. Senin gibi soytarılarla Almanya'da iş olmaz. Sen bir kere haddini bil. Şerefsizlik yapma. İnsan gibi konuş. Benim ağzım bozma. Ben senin gibi. Sen git 10 bin lira gelirim var. Şükür deme bana. Tamam mı? Gelip de burada 4 bin lira kazanan insanları sana soruyorlar. 10 bin lira konu. Karşında insan gibi konuşuyorum ama karşımda insan yok. Şimdi defol git. Tamam mı? Git. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı abi. Ana muhalefetin lideri iktidara gelirse mültecileri göndereceğim dedi. Ama dedi ben göndermeyeceğim mültecileri diye açıklama yaptı. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Recep Tayyip Erdoğan ne diyorsa doğrudur. Niye diyeceksin? Bugün bu ülkede Suriyeliler, Afganlar giderse tekstilde, sanayide, çöp piyasasında kim çalışacak bana da söyle. Bu Z kuşağı mı çalışacak? Bu Z kuşağı mı çalışacak? Ama bizim vatandaşımız işsiz kalacak. İşsiz kalma diyor ki herkese işte, bugün Suriyeliler, Afganlar da iç piyasada seninle aynı parayı alıyorlar. Ama çalışacak bir Z kuşağı yok. Peki, ev kiraları 2-3 katına çıktı İstanbul'da. Bak, ben sana onu da anlatayım. Ben sana onu anlatayım. Bak bunu Bay Kemal'e iyi dinlesen özellikle. Benim karşıda Libadiye'de lüks bir evim var. 1100 lira kiraya verdim. Banka dekontumduğuma için Bay Kemal gel göstereyim. Çünkü ben stokçu değilim, vatan haini de değilim. Vatansever bir adamım. Benim Beylikdüzü'nde rezistans dairem var. 2000 lira kiraya verdim. Millet 3-3,5 milyar kiralırken. Ben öyle şey yapmaya gelmem. Halkı da gardiyana getirenlerden olmadım. Halkı da sömürgenlerden olmadım. Ben geçinmesini biliyorum. Bana yetiyor Allah'a şükür. Gelsin Bay Kemal, iki tane evimi sana aldığım paraları da banka dekontları şey yetiyor. Ama sana Bay Kemal demeyeceğim, Ötlek Kemal'sin sen. Ne kadar gelirimiz var abi? Ötlek Kemal o, Bay Kemal değil. Ne kadar gelirimiz var abi? Benim mi? Ya benim 10 bin lira civarı bir gelirim ama bende çalışan var hocam. Peki 4 bin lira, gibi 4 yatan bin, yok ki böyle. 4253 lira geliri olan vatandaş ne yapacak? Ben de sana onun örneğini vereyim. 2700 lira annem babam Bağkur emeklisi. 2700 lira para alıyor kendi evleri. Canavar gibi de geçiniyorlar. Buna ne olmasa diyecek? Geçinebilir çünkü mi? Şükrediyorlar. Şey yazmış. Bugün Türkiye'de %5'inin evi yok. %95'inin evi var. Almanya'da %20'sinin evi yok. %80'inin evini var. Hadi buna ne diyeceksin? Almanya'da ev desteği, ev kira desteği yapılıyor mu abi? Yalan. Yapılıyor abi, destek yapılıyor. Almanya'da ev desteği falan kira yok. Kira desteği yapılıyor. Kira desteği de yok. Ev desteği de yok. Bir çocuk parası yardımı var. O da vatandaş olursan. Onu da sana ne söyleyeyim. Vatandaş olursan alırsın. Alacağın para da 350 euro. 10 tane çocuk yaparsan anca geçinirsin. Ona da bir şey diyemem. 10 çocuğa da nasıl bakarsın onu da sen düşünürsün. Neden gençlerimiz Almanya'ya kaçıyor peki? Abi gitsinler, tutan var mı? Şu gençlerin hiçbirini Almanya'ya gitmedi tutan var mı? Peki, ben vallahi ben daha canı gün... Bizi yolla. O kadar para var, bizi yollasana. Bizi yolla. Ya ne yapacaksın biliyor musun? Çok basit bir formülü var. Cep telefonunu kullanmayacaksın, satacaksın. Annenden babandan da biner lira para alacaksın. 5000 lirayı Almanya'ya gideceksin. 5000 lirayı Almanya'ya gideceksin. Ama bu cep telefonuyla nasıl gidelim biz oraya abi? 5 milyar, 5'e satamıyorum, ne yapacağım? Ya kardeşim, ben daha basit. Tam bahsedeceğim. Şimdi abi, bayanlarla konuşuyorum bak, bayanlarla. Bayan değil, kadın. Kadın, bayan değil kadın. Gitsin gitsin gidin. Ya aylık 10 bin lira gelirim olursa ben de şükrederim. Ben de laf etmem. Kimseye de karışmam. Şu an benim geçinemeyene de saygım var. Kimseye gidip artistlikle yapmıyorum. Almanya'da sen gidiyorsun zengin oluyorsun ya. Çok basit bir formülü var ya. Hiçbir şey yapmasan kredi çekersin gidersin. Zor bir şey mi? Niye gitmiyorsun? Kaçacağım. Sen bana şu an hainlik teklif ediyorsun. Hocam sen zenginsin. Zenginsin. Gidiyorsun hani 3 ay sonra ev alıyorsun, araba alıyorsun, holdingler yapıyorsun ya Almanya'da. Git kardeşim. Git kardeşim, kredi çek, nasıl bir ay sonra ödersin fazlasıyla. Niye ödemiyorsun? Annenin babanın sana verecek 5 lira yok mu cebinde? Var. Niye gitmiyorsun? Nereden biliyorsun abi? Nereden biliyorsun? İşte yok, niye ezberden konuşuyorsun? Aynı sistemden bak, hep ezberden konuşuyorsun. Hep aynı laf. Sen hep aynı lafları. Aynı türküyü çalıyorsunuz. Almanya'ya gidip zengin olacaksan 5 lira 10 liraya bakmazsın. Kredini çeker gidersin zengin olursun. Bir ay sonra da gelirsin burada ödersin paranı. Zenginsin ya. 3 ay sonra Almanya. Ben 13 sene Almanya'da çalıştım. Pisset alamadım. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Bırak bu işleri. Mesele zengin olmak mı, geçinmek mi? Geçinmekse burada daha rahat geçinirsin. Mesele biliyor musun? Geçinemiyoruz işte. Burayı çeker misiniz? 12 saat köpek gibi fabrikada çalıştım. 12 saat boş fabrikası. Boş. Mesele akşam sabah 6 akşam 6. Pisset alamadım. İyiydi de pisset alamadım. Bak Türkiye'de ev sahibi oldum. Orada pisset alamadım. Pisset alamadım. Hangi ülkeden geldik abi? Nürnberg. Alamadım, pisset alamadım. Hani Almanya çok iyiymiş de bilmem ne. O zaman hocam bak, gençliğe ben de bir şey söyleyeyim. Sizi tutan var mı hocam? Sizi tutan var mı? Çok şükür tutan yok da. İten de yok. Anladın mı? Bak ben sana sınırı da anlatayım. Kapıkule'den çıkıyorsun. Bulgaristan'dan, Macaristan, Budapeşte Almanya'ya giriyorsun. Çok basit.
geldi ya, aynen. Aynı şeyi konuşuyoruz çünkü ha. Sen vasıfsız elemansın. Ha, nereden sen biliyorsun? Sen beni ne kadar tanıyorsun? Sen vasıfsız ne kadar tanıyorsun? Abi Almancan var mı? İngilizcen var mı? Neyin var? Hiçbir şey yok. Ne kadar tanıyorsun? Bak üniversiteyi bitirdin yok. O yok, bu yok. Bana diyorsun bak, ki Almanya. Şükürcü tayfa karşısındakini dinleyemiyor. Sadece şükür diyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Almanya sen ve senin gibi boşları almaz. Bu kadar basit. Aynen öyle. Senin gibi doluları alsın da beni almasın. Senin gibi boş yerler insanlar yok. Almanya dolu insanlar uğraşıyor, boş insanlar uğraşmıyor. Seninle bak, konuşulmuyor işte bak. Boş diyor, boş ha, fabrikası. Devam et. Boş, dinleyelim. Boş. Boş fabrikası diye bir yer var biliyor musun? Almanya'da ben çalıştım. Sen orada çalışıyorsun. Boş. Belli. İşte senin gibi boşları alma. Beni aldığına göre boş değilim. Bak ben doluyum. Benim İngilizcem de var, Almancam ama senin hiçbir şeyin yok maalesef. Acele orada çalışmış ama bir bisiklet alamamış. Abi sen kendinle çelişiyorsun, kendinle. Bir sistem var. Almanya'da ben sana sistemi anlatayım mı? Almanya'da ben sana söyleyeyim mi? Sen hani Almanya'ya gitmek istiyorsun ya yurt dışına. Ben istemiyorum. Öyle açıldı diye söylüyorum. Ha, benim öyle bir derdim yok. Kapanışını yapayım. Benim öyle Almanya'ya bir derdim. Gidebilmen için bir kere rütben olacak. Rütben. Şeklin, şemalin olacak. Böyle senin gibi yani yanlış anlama. Senin gibi soytarılarla Almanya'da iş olmaz. Sen bir kere haddini bil. Şerefsizlik yapma. İnsan gibi konuş. Benim ağzım bozma. Ben senin gibi demiyorum. Sabahtan beri hadsiz konuşuyorsun. Karşında insan gibi konuşuyorum ama karşımda insan yok. Şimdi defol git. Tamam git. Sen git. 10 bin lira gelirim var. Şükür deme bana. Tamam mı? Gelip de burada 4 bin lira kazanan insanları sana soruyorlar. 10 bin lira konu. Senin gibi yatmadım burada. 13 sene ne ya? Orada bak orada. 40 yıldır çalışıyor insanlar. 40 yıldır. Sen ne anlatıyorsun? Bak hocam Türkiye'de %5'inin evi yok. Bunu ne bilmeden konuşuyorsun. %5'inin evi yok Türkiye'de. %5'in sen mi hesapladın? Sen mi hesapladın? Allah'ım ya. Girersin, bakarsın. Her şeyi sallıyor ya. Bir git abi ya. Türkiye'de %5'inin evi ya yok. Ya bir gidin başka biri her gelsin. Bu ne ya? Aynı. 4250 lira alıyoruz. Ev kirasını verelim. E sen diyor musun kardeşim ben 2 kişi çalışıyorum. Evim var. Bunları niye hesaplamıyorsun? En kötü evde 2 kişi çalışıyor. Nereden hocam herkesin evinde. Ay kötü evi diyor bir de herkesin sen ya. Yani. Sana bir şey diyeyim mi? Sen çok ezberden konuşuyorsun. Bir şey diyeyim mi? Bak. Bir saat garsonluk yapardın yine 100 lira 150 lira alırdın. Bir saate kim 100 lira veriyor? Tanımıyorsun. 100 liraya kim veriyor? Kim? Bir saate kim veriyor? Sen vallahi boş adamsın. Bomboşsun. Tamam bomboş adamsın. Abi belli boşta sen tipe baksana. Bak senin gibi. Bizi eleştiriyor. Boşta çalıştım. Çapsız vizyonsuzları konuşturma abi kolay. Evet işine gelmedi değil mi? Konuşmaya evet. Devam et. 10 bin liram olsa kazansam aylık ben de şükrederim. Haklısın. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Ana muhalefetin lideri başa gelirse mültecileri göndereceğim demiş. Ama ben mültecileri göndermeyeceğim dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ya gönder o bu saatten sonra. Bu saatten sonra göndermez. Yani gönderemez. Kolay değil öyle. Neden abi? Ya tabii ki yani. Hepsi yerleşti bunlara. Yani kolay değil öyle. Yani şimdi onlar da bir gelir sağlıyorlar ona göre Türkiye'ye veya İstanbul'a neyse bak. Şuradan dolaştığım her taraf çok bir şey var, yabancı var. Vallahi giyim kuşamları benden daha iyi. Ben 30-35 yıldır İstanbul'dayım. Yani ama pahalılık var evet, kesinlikle pahalılık var ama yani kalabalık da çok. Ben anlamadım bu işten ya. Her tarafta sıra var şimdi bak görüyorsun. Kalabalıktan geçilmiyor içerisine. Mercan yokuşuna yukarı çıktım az önce. Aşağı inmek bir dert, yukarıdan inmek bir de kalabalıktan. Burası turist abi, burası turist abi genelde. Ya illa ki de yani ne bileyim. Ben 35 yıldır İstanbul'dayım. Peki abi erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Yanardın sonra. Bak, sordun madem. Şimdi ben Tayyip Erdoğan'ı pek sevmem. Şahsını sevmiyorum bak. Şahsını sevmem. Adam asker düşmanı. Ama yaptıklarını da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar. Tamam. Eyvallah. Teşekkür ederim abi. Ne soracaksın söyle ona göre. Abla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Ana muhalefetin lideri başa gelirse mültecileri gönderecekmiş. Ben mültecileri göndermeyeceğim diye açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep. Ya benim derdim ne biliyor musun? Ukrayna karıları gelir de kocalar karısız kalır ya. Evler, ocaklar söner. He? Müslümanlara hiç bir dünya kapı açmadı. Şimdi Ukraynalılara bütün dünya kapı açtı. Bizim Tayyip Erdoğan da yaptığı şey safkan iyilikle kaldı. Kendi halkını mağdur etti. Biz böyleyken mülteci falan hepsi fasafiso. Bizim paralarımızda mülteciler bakıldı, Suriyeliler bakıldı vesaireler bakıldı. Ama yarın bir gün Türkiye kötü duruma düştüğü zaman bütün dünya kapılarını kapatacak. Tayyip Erdoğan böyle oturup kalacak. Tamam mı? Ne dememi bekliyorsunuz ki? Halk aç, insanlar aç. Önceden sadece yılbaşında zam geliyordu. Şimdi 10 dakikada bir zam geliyor. Sorsanıza bak şuradakilerin hepsi açtır. Var mı? Tok olan var mı?
Şimdi akbile de zam gelecek diyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah Allah diyor ya, ben de Allah Allah diyorum. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Soralım mı abi? He? Soralım mı abi? Gel gel soralım, bana soralım. Abi size mi sorayım? Bana sorayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Ana muhalefetin lideri iktidara gelirse mültecileri göndereceğim demiş. Ben mültecileri göndermeyeceğim diye açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Öyle bir şey yok. Mülteciler burada kalacak ve buradaki halk perişan durumda kalacak. Son sözüm bu. Gitmesini istiyor musunuz? Gitmesi tabii istiyorum. Kendi halkına hizmet yapsın.